Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Türkiye'nin gururu Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracıyla SİHA ilk kez saldırı düzenlendiğini duyuran Ukrayna, çarşamba akşamı ordu birliklerinin ateş hattındaki bir köyü kurtardığını açıkladı. Bayraktar TB2'nin sınırı geçmeden vurduğu mevzi Rusya'da büyük bir şaşkınlığa yol açtı. Kremlin'den resmi açıklama gelirken Rus medyasında onlarca haber göze çarpıyor. Ria Pest dedirtti, Donbas'taki bayraktar saldırısının gerçek hedefi başlığını kullanan Ria, Türk siyasının devreye sokulmasıyla Rusya ve Almanya arasındaki kuzey akım iki hattının hedeflendiğini savundu. Granitnoy köyünde gerçekleşen saldırının ardından Ria'ya konuşan drone uzmanı Deniz Fedutinov, Türk siyalarının Rus hava savunma sistemleri karşısında oldukça savunmasız olduğunu ileri sürdü. Fedutinov, şaşırtıcı bir şekilde her cephede bayraklar karşısında paramparça olan pansirleri de gündeme getirdi ve Rus yanlısı ayrılıkçıların sihaları düşürmek için ellerinde hiçbir şey olmadığını söyledi. Bombardıman jetleri Karadeniz'de Rusya Savunma Bakanlığı, iki uzun menzilli bombardıman uçağı tu, 22 metreküplerin çarşamba günü Karadeniz semalarında uçtuğunu duyurdu. Straightwick füze taşıyabilen uçaklara Karadeniz üstünde ise 27'lerin eşlik ettiği bildiriliyor. Rus ordusuna yakınlığıyla bilinen internet siteleri ise, Ukrayna'nın Bayraktar TB2'lerle şimdiye kadar en az 30 saldırı düzenlediğini iddia edip Rus hava savunma sistemlerinin şimdiye kadar 15 Türk siyasını düşürdüğünü ileri sürdü. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.